Lila, The Reckless Mind, Intellectuals in Politics. Mark Lila'nın fütursuz zihniyetler, akıllar, politikada, entelektüeller ve politika. Son zamanlarda okuduğum en iyi kitaplardan biri. Hani şarap olsa hem çok derinliği var hem de çok dengeli diyeceğim. Ne açıdan dengeli? Yani akıl yürütme açısından, aklı selim açısından. Şimdi Profesör Mark Lila burada 20. yüzyıla düşünce alanında damgasını vurmuş 6 önemli düşünürü ele alıyor. Filozof Martin Heidegger, Michel Foucault, Jacques Derrida, Carl Schmitt, siyaset bilimci Alman, Alexander Kojève, sonuncusu da Walter Benjamin. Şimdi bunların ortak özellikleri ne? Hepsi politik açıdan önemli pozisyonlar almışlar, yazılar yazmışlar, bazen aktivist olmuşlar ve hepsi aslında kafalarını duvara toslamış. Şimdi bundan yola çıkarak bu farklı düşünürlerin hem düşünce sistemlerini irdeliyor hem de kişisel psikolojilerini ve nasıl olup da bu insanların sonunda totaliter, bazen komünist, bazen faşist sistemleri savunduğunu ve bazen olgular bunun tam tersini gösterse bile hala kör bir inatla savunmaya devam etmiş olduklarını anlatıyor. Çok iyi incelemiş. Çok ilginç sorular sormuş. Ve günümüzle ilgili de bence çok ciddi ve sorulması gereken soruları soruyor. Tabii ki kitabı okumak lazım. Fakat benim bundan çıkardığım sonuç şu. Dünyada hiçbir şey aklı selimin sağduyunun yerini tutamıyor. Yani dünyanın zeki insanı da olsanız bilgili belli bir konuda büyük bir şey bilim adamı ya da filozof bile olsanız bu demek değil ki politik açıdan bir tutum aldığınız zaman bu doğru ya da cazip olan bir tutum oluyor. Tam tersine bazen çok tehlikeli olabiliyor. Heidegger'in Nazi olması gibi soykırımı bir ara savunması demeyeyim ama en azından göz ardı etmesi gibi bu sonuçlar çıkabiliyor. Bundan benim çıkardığım kişisel sonuç şu, uzmanlar çok dikkatli olmalılar. Belki prensipleri savunmalılar ama bazen belli politik açıdan angaje olmadan önce bir kere değil böyle 2-3 kere ciddi ciddi durup düşünmeleri gerekiyor. Yoksa tarih son onlar hakkında yargıya vardığı zaman, çünkü en son yargı her zaman tarihseldir. O yargı pek olumlu olmuyor. Son zamanlarda okuduğum en iyi romanlardan birini sizinle paylaşmak istedim. Sinan Antun, The Baghdad Eucharist. Neyi mi anlatıyor bu roman? Şimdi azınlık olmak kolay bir şey değil. Özellikle inanç açısından. Bu da Bağdat'taki Hristiyan azınlıkla ilgili. Onların hikayesi, onların ağzından. Şimdi şöyle bir düşünün. Diyelim 1985 doğumlusunuz. 35 yaşındasınız. Yani bütün hayatınız iç savaşla geçmiş oluyor. Hep devamlı savaşlar. Dışarıdan işgal, iç savaş, bir daha işgal, bir daha savaş falan. Yani bu durum tabii herkesi çok kötü etkiliyor. Azınlıkları özellikle etkiliyor. Son derece insancıl, güzel ve şiirsel bir roman bu. İçinde de güzel şiirler de var. Hacmi küçük ama içerik açısından çok zengin. Ben çok etkilendim. En güzel tarafı da kesinlikle ideolojik değil dar anlamda. Herkese hitap eden bir roman. İnşallah Türkçe'ye de kısa zamanda layıkıyla çevrilir.